Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yıl sonra bu fiyatlardan bulamayacağımız ve çok agresif ya da ivmeli büyüme sergileyen 3 tane şirketi inceliyor olacağız. Bildiğiniz gibi son bir hafta 10 gündür sizlere elimden geldiğince farklı konseptlerde, farklı bakış açılarında hisse analizleri, hisse göstermeleri yapmaya çalışıyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde endeksin bir düzeltme ile karşılaşma ihtimali olursa, ki bununla ilgili bir endeks yorumu videosu zaten gelecek. Orada daha detaylarını konuşacağız. Endeks düzeltmeye başlayıp yavaş yavaş 5200, 5000, 4700'lerde bizlere alım fırsatı verirlerse biz burada, hatta düzeltelim, borsa bize alım fırsatı verirse biz burada hangi şirketlerde ne için pozisyonlanabiliriz? Bunlar için farklı konseptlerde, bazen çok ucuz kalmış, bazen çok hızlı büyüyen, bazen çok fazla yatırım yapan, bazen geleceğe dönük işler yapan gibi farklı farklı başlıklardaki şirketleri sizler için analiz etmeye çalışıyoruz, incelemeye çalışıyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olarak ekstra içerik videoları görmeyi unutmazsanız çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Şimdi burada bu videomuz için ana başlık nedir, ona bakalım. Buradaki ana noktamız hem hızlı büyüme olması, hem ucuz seviyede olması, hem de konjektürün bu şirketlerin yanında olması gerekiyor ki bir sene sonra bu fiyatların çok üstünde olsunlar ve kazandırabilsinler. Bunu neden söylüyorum? Araştırma ve analizlerimin arkasındaki mantık budur. Yani videoda neden bahsedildiğini bilelim istiyorum. Ucuz kalmış olacak, hızlı büyüyor olacak, konjektür yanında olacak ki önümüzdeki bir seneye kadar çok ciddi gelir elde ettirebilsin bu şirketler diyorum. Bunun için başlıca istediğim şeyler nedir? Yani videonun içerisindeki alt başlıklar nelerdir? Hemen hızlıca onlara da bakalım. Bir reel büyüme istiyoruz. Satış büyümesi istiyoruz. Net kar büyümesi istiyoruz. Yatırım ve Ar-Ge'de büyüme istiyoruz. Bunlar ana kısımlarıdır. Yanda aşağı yukarı 8-10 tane daha farklı gösterge inceliyoruz ve elimize bir yıl sonra bu fiyatlardan bulamayacağımız çok hızlı büyüyen iki tane şirket çıkıyor. Gelin bu iki şirketi incelemeye başlayalım. Hemen ilk şirketime başlıyorum. Birinci şirketimiz Aztek Bilgisayar. Şimdi Aztek Teknoloji Ürünleri şirketimizin ismidir. Aşağı doğru geldiği zamanlarda birkaç kademede alım noktalarımız var. Bunlardan bir tanesi 26 liralar seviyesinde ben daha hızlı almak istiyorum diyorsak, 27,5 liralar bizim için bir kademe oluşturuyor. Daha aşağılardan bekleyip kademe atmak için de 23 lira 50 kuruşlar bizim için mantıklı bir kademe oluşturuyor diyebiliriz. Buradan tabii ki dediğim gibi endeksle birlikte, hisse bazında değil de endeksle birlikte gelecek düzeltmelerle bu seviyelerden alımlar yapabileceğiz. Şimdi gelelim Aztek'in temel kısmına bir bakalım. Temelde bizlere neler gösteriyor? Öz kaynaklarında büyüyen bir Aztek görüyoruz. Bir önceki çeyrekliğinin üzerinde bir çeyreklik net kar getiren, çeyreklik FAVÖK büyümesi getiren, çeyreklik satış büyümesi getiren, belki de Borsa İstanbul'da 400-500 şirket içerisinde 12 aylığından yüksek kar getiren ilk çeyreği, 2023 ilk çeyreği olan bir elin iki elin parmağını geçmeyecek kadar 8-10 tane şirketten bir tanesidir. Satışlarındaki esas faaliyet karındaki net dönem karındaki büyüme çok güzel ve dediğim gibi bir önceki çeyrekten iyi bir bilanço getiriyor. Çarpan marjına baktığımızda gayet güzel olduğunu, düşük ödenmiş sermaye, düşük piyasa değerli ve yine fiili dolaşım oranı az olan şirketlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Çeyreklik kar marjında yukarı doğru gidip %15'leri buluyor. Öz kaynak karlılığında %60'dan 67'lere gidiyor ve kaldıraç oranını kademe kademe aşağı indirerek %65'lerden %42'lere geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda temel sorumlulukların aşağı yukarı hepsini tamamladığını, getirdiğini, yerine getirdiğini görebiliyoruz. Şimdi faaliyet raporumuz var. Burada Aztek'in faaliyet raporu var. Bakın 17 sayfalık ilk çeyrek raporu. Şimdi bir kere 17 sayfa, bunu okumanız 10 dakikanızı bile almayacaktır. O yüzden tamamını okumanızı rica ediyorum. Eğer orta uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyorsanız, ben buradan iki tane önemli nokta göstereceğim aslında. Bunlardan bir tanesi şirketin iştiraklerinden bir tanesinin Rusya'da ikamet etmesi ve Rusya'da da satış yapması. Bunu da şuradan göreceğiz. Bağlı ortaklığı olan OOO Aztek'in şirket sermayesinin 10.000 ruble olmasından ve iştirak oranının %90 olmasından görüyoruz. İkinci ve daha önemli bir noktaya baktığımız zaman, bakın şirketin öne çıkanlarında hasılat büyümesini görüyoruz, 2'ye katlamış. FAVÖK büyümesi 2,5'a katlamıştı. FAVÖK marjı 440 puan artış sağlamış vesaire. Ama burada önemli tek bir nokta. O önemli olan tek nokta da %34,2 adetsel, yani reel büyüme sağlaması. Şirket reel büyüme sağlıyorsa bu ileri götüreceğinin en büyük kanıtlarından bir tanesidir. Şimdi bunun yanında enflasyon da bu tip şirketlere yardımcı oluyor mu? Tabii ki bunlar sonuçta parça satan şirketler. Enflasyondan dolayı zaten karlılıklarını arttırıyorlar. Ama bunun yanında bir de adetsel büyüdüğü zaman ivmesi eksponansiyele yaklaşan bir büyümeye çıkmaya başlıyor. Veya sektöründe farkı kapatmaya veya eğer en üstteyse de farkı açmaya başlıyor. Burası çok önemli. O yüzden adetsel büyümeyi muhakkak bekliyoruz. Hemen gelelim ikinci şirketimize, Ekpro'ya. Şöyle bir açalım grafiğimizi, birkaç tane
tane daha aşağılardan alım için kademe söyleyelim. Şimdi buradaki birinci kadememiz 90 lira 65 kuruşlar olarak karşımıza çıkıyor. Şunu kapatayım. 90 lira 65 kuruşlar ilk kadememiz olarak. İkinci kadememize baktığımızda ki çok kuvvetli bir kademedir. 82 lira 70 kuruşlar yani muazzam desteklerden biridir karşımıza çıkıyor. Bundan sonra da 67 lira 30 kuruşlar bizim son desteğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bu 67 liralara kadar düşüşü pek mümkün görmüyorum ama 82 lira 70 kuruşlar iyi kademelenmek için güzel seviyelerden bir tanesidir diyorum. Fakat tabii ki endeks bazında daha sağlam düzeltmeler olursa o zaman o şirketin de daha aşağılara geldiğini görebiliyor olacağız. Şimdi öz kaynaklarda bir büyüme söz konusu. Satışlarda esas faaliyet karında ve net dönem karında büyümesi var. Çeyreklik satışlarda muazzam güzel domino taşı gibi büyüyor. Çeyreklik favökte ve net karda domino gibi büyüyor. Bunun haricinde o bir elin veya iki elin parmağını geçmeyen bir önceki çeyreğinden daha iyi bilanço getiren şirketler nadirdir demiştim. İşte Ekpro'da bunlardan bir tanesi ve bunların en büyüklerinden bir tanesi. Çünkü bir önceki gördüğünüz çeyreklik karın çok üzerinde. Favoyun ve satışların oldukça üzerinde kar açıklıyor. Çarpanları güzel, düşük ödenmiş sermaye, düşük fiili dolaşım oranı ve ortalama bir piyasa değerine sahip diyebiliriz. Net kar marjına baktığımız zaman %11'lerden %23'lere çıkıyor. Kaldıraç oranı yani borçluluk oranı yine %50'ler civarında gayet iyi. %34'ten %43'e bir öz kaynak karlılığı çıkıyor. Ve burada da görebiliyoruz ki işler gayet güzel ilerliyor temel tarafa baktığımızda. Yine Ege profil tarafında da şöyle gördüğünüz gibi bakın aşağı yukarı 23 sayfalık bir faaliyet raporu var. Özellikle de sektörle ilgili de ciddi veriler veriyor. Hasılat bazındaki artışlarla ilgili ciddi veriler veriyor. Bakın burada işte net satışlardaki artışın değişmelerini TL bazında, Euro bazındaki artışlarını söylüyor. İç pazardaki tüketimi şirketin gidişatı ile ilgili ve bulunduğu pazarın gidişatı ile ilgili çok ciddi veriler veriyor. O yüzden bu 23 sayfayı okumamız 15 dakika bile almayacaktır. Uzun vadeli bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bilinçli yatırım yapmak gerekir. Bunun için de muhakkak surette bunun tamamını okumanızı rica ediyorum. Ben videonun süresi uzamasın diye çok fazla daha detaya girmeyeceğim. Ama burada karşımızda ikinci şirket olarak da Ege Pro çıkıyor. Ege Profil çıkıyor daha doğru telaffuz etmek gerekirse. Fiyatında bir düzeltme gerekiyor. Gidişatı iyi, sektörü iyi, karlılığında güzel olduğunu görüyoruz Ege Profil tarafında. Aztek tarafında baktığımızda da tekrar bir yorum yapacak olursak ufak bir şirket olduğunu, teknoloji tarafında büyüme ve karlılığının iyi seviyelerde olduğunu, piyasa ile gayet iyi büyüyecek bir şirket olduğunu, özellikle de bulunduğu sektörde zirveye gitmesi için çok mantıklı stratejileri kolay bir şekilde ilerleyebileceğini görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda önümüzdeki bir senede ciddi getiri getirebilecek ama bu seviyelerden değil de biraz düzeltmeler yaşandıktan sonra uygun seviyelerden aldıktan sonra önümüzdeki bir senede ciddi getiri elde ettirebilecek ve doğru bir yatırım olabilecek iki şirketi inceledik. Bunlar Aztek ve Ege Profil olarak karşımıza çıktı. Katıl tarafına olan eğitimleri, videoları, içerikleri kaçırmamak için katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız da çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.